Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz bizden. Kolay gelsin. Öncelikle belgesel çok güzeldi. İzlediniz mi? Tabii ki izledim. İkinci sezonu hatta sordum ama galiba olmuyormuş. Belki olur. Sizden de çok az bir kısım var izlediyseniz gördünüz mü? Gördüm. Görmez miyim? Tabii ki gördüm. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çok şükür iyiyiz. Mercanlıyız. Süreç devam ediyor. Deprem bölgesindeki süreç. 44 gün oldu. Hala daha çadıra ihtiyacı olan insanlar var. Yardımlar nereye gidiyor, nasıl gidiyor onları bekliyoruz dört gözle. Seçim yaklaşıyor, heyecanlıyız. İşler güçler, güzel haberler var. Onlar mutlu ediyor. Bir tiyatro oyunu, bir tane de dijital bir dizi. O yüzden keyfim yerinde çok şükür. Onun dışında her şey yolunda. Tiyatroyla ilgili peki neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyeyim? Okuduğum bir kitabın oyunu olacak. Okuduğum hikaye kitabından bir tane hikaye. Yazarla birebir hatta iletişime geçtik. Aynı anda birbirimizi düşünmüşüz. Çok güzel bir tesadüf oldu. O yüzden sürpriz şimdilik. Yani ben açıklayan kişi ben olmayayım. Olduğu zaman zaten konuşuruz. Mercan büyüyor peki. Evet, Mercan'la Burak buradalar hatta. Yani o yüzden bence beni değil onları çekin. Hazır sizi görmüşken çekelim de onları da çekeriz. Büyürken neler değişiyor, ne gibi hisler uyandırıyor sizi? Çok güzel ya. Her günü çok kıymetli. Hiçbir gün geri gelmeyecek. O yüzden bu dönemde çalışmıyor olmak bana çok iyi geldi. Başlarda hep böyle çalışayım diyordum. Ama şu anda çalışmıyor olduğum için çok mutluyum. Onunla birlikte vakit geçirmek çok kıymetli, çok güzel. Pardon. Alo? Ha, bitti mi işiniz? Tamam, süper. Uğur'la konuşun. O arabanın olduğu yerde buluşalım. Bir 10-15 dakikaya geliriz. Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, müsaadenizle. Bir de ben şeyi sorsam, bir anne olarak depremde işte yaşanan felaketi gördünüz. Sizi en çok ne etkiledi işte? Ya tabii ki de UCİM Derneği ile de bir arada olduğumuz için, Saadet Öğretmen'le sürekli iletişimde olduğumuz için bölgedeki annesiz babasız kalan çocuklar, kayıp çocuklar, hala daha kimliği belirlenemeyen çocuklar, bir sürü insan evladının peşinde. Çok korkunç bir tablo var orada. Yaşamayan bilemez. Hatta bugün deprem bölgesinden iki tane genç 15-16 yaşında çocukla FaceTime yaptım. Telefonumu bulmuşlar. Burada Ege ile Efe'ye selamlar. Telefonumu bulmuşlar bir yerde. Onlarla konuştum. Yaşadıkları şeyi tek başlarına atlatmaları mümkün değil. Dolayısıyla hepsinin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Her şey zamanla. Önce temel ihtiyaçlar. Sonra bu çocuklarımızın hayata geri dönüşü için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Çocuk koruma programları var şimdi. Ne bileyim, gerçi siz bir annesiniz ama düşünüyor musunuz? Çocuk koruma programı? Yani evlat edinme gibi, alıp bakma gibi. Yani o çok büyük bir karar. Bir de deprem bölgesinden çocuk evlat edinme diye bir şey yok şu anda. Süreç öyle ilerlemiyor. Koruma? Koruma vakıfları, evet. Aynen, koruyucu aile olabiliyorsun. Bunların hepsi farklı şeyler. Bunlarla ilgili şu an böyle ayaküstü konuşulacak konular değil. Çok hassas, derin mevzular. Ben şu anda Mercan'ı büyütmeye odaklanmış durumdayım. Allah'ın izniyle Mercan'ı biraz daha büyüteyim. Setlere çıkayım. Daha sonra daha aktif halde devam edeceğim zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür kolay gelsin. Hoşçakalın. Bununla değil mi? Şöyle evet. Çocuk yok ama çocuklar. Kolay gelsin. Gördü sizi biliyorum.